1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda "Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir" parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş Sistemi'nin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz, yine yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Şifa Kapısı programımızda kalp krizi ve koroner yetmezlikten bahsedeceğiz. Kardiyoloji bölüm başkanımız Profesör Doktor Mehmet Meriç bizlerle birlikte olacaklar. Mehmet hocamıza ilk soru olarak kalp krizi nedir diye başlayalım. Sonrasında konseyle ilgili hocam bizlere bilgi verecekler. Kalp kriziyle başlayalım. Bakalım hocam bizlere neler söyleyecekler. Hocam değerli vakitlerinizi bizlere ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Hadi rica ederim. İyi günler. Kalp krizi diğer adıyla akut miyokart enfarktüsü diyoruz. Evet. Ama halk dilinde kalp krizi diye geçiyor.
Bunu aslında biz iki gruba ayırıyoruz. Kronik koroner yetmezliği, kronik iskemik kalp hastalığı ve bir de akut koroner sendromlar diye. Bu kalp krizi dediğimiz olay akut koroner sendromlar içerisinde en ağır olanı, en ileri safhada olan bir koroner yetmezliği vakasıdır. Koroner damarının, kalpte 3 tane koroner damarı mevcut. Bu 3 tane koroner damarı kalp adalesini beslemekte ve kalbin fonksiyonlarının yerine gelmesini sağlamaktadır. Bunlardan bir tanesinde damar sertliği sonucu damar tıkanırsa, ki bu ekseriyetle pıhtı ile tıkanmaktadır, bir damar sertliğinin üzerinde damarın o sertliğinin içindeki damar sertliği dediğimiz kısmın çatlaması ve üzerinde pıhtı oluşması damarı tıkamaktadır. Akut olarak damar tıkandığı zaman kalp krizi meydana gelir. Akut miyokard enfarktüsü diyoruz. Bu da hangi damarda olursa ona ait bölgelerde kalp krizi meydana getirir. Kalp krizi olduğu zaman ekseriyetle göğüs ağrısı, şiddetli göğüs ağrısı olur. Hasta ölüm korkusu içerisindedir. Çok şiddetli göğsünde, ön duvarda, iman tahtası dediğimiz yerde derinden gelen şiddetli, devamlı bir ağrı vardır. Bu ağrı oldukça uzun sürer. En az 20 dakikanın üstünde sürer. Bazen yarım saat, bir saat sürdü olabilir. Ve bununla birlikte hastalarda ölüm korkusu, aşırı terleme, bulantı kusma gibi şikayetler vardır. Bunlar olduğu zaman hemen hastaların alert olması gerekir. Kendilerinden şüphelenmeleri gerekir ve en yakın bir kardiyoloji merkezine müracaat etmeleri gerekir. Bu çok önemli. Zaman geçirmeden kardiyoloji merkezine gittikleri takdirde bu kalp krizini meydana getiren damar en kısa süre içerisinde anjiyo laboratuvarında tecrübeli uzman arkadaşlar tarafından açılmakta ve hastanın kalp krizi ortadan kaldırılmakta veya geriletilmekte, bir şekilde tedavi edilmektedir. Tedavi edilmediği takdirde kalp krizi ile ağır ritim bozuklukları ortaya çıkabilir, kalp durması ortaya çıkabilir, ani ölümler görülebilir veya kalp krizi kalbin adalesini bozduğu için kalp yetmezliği ileride ortaya çıkabilir ve kalp yetmezliği kalbi daha da kötü hale getirebilir. Bunlar hastalar için oldukça tehlike teşkil eder. Yalnız bu hastalarımızın çok erken gelmesi çok çok önemli. İlk saat içerisinde geldikleri takdirde bu kalp damarı açılırsa bu akut miyokard enfarktüsü hatta bazı hastalarımızda tamamen gerileyebilir, olmayabilir. Ve hastalar birdenbire düzeliyorlar. Bunları yatırıyoruz ve tedavi ediyoruz. Peki hocam, kalp krizinde belli bir yaş oranı var mı? Çünkü gençlerde bu ara daha sıklıkla görülen bir şey. Evet, damar sertliği genç yaşlarda başlamakta, hatta doğumdan sonra başlamakta, zaman içerisinde artmakta. Erkekler de bilhassa 40 yaşın altında daha çok gözükebilmekte ama bayanlarda hormonların koruması nedeniyle ancak menopozdan sonra görülmektedir. Menopoza kadar olan dönemde erkekler daha ön planda kalp krizi geçirirler. Ama menopozdan sonra da erkeklerle kadınlardaki insidensi sıklığı hemen hemen birbirine benzer. Peki hocam, kalp krizi olmamak için bir önlem alınabilir mi? Kalp krizinin çok nedenleri var. Bir kere cinsiyet önemli. Erkeklerde daha fazla gözüküyor. Evet. Ayrıca genetik çok önemli. Ailede aile öyküsü çok önemli. Şeker hastalığı başlı başına damarların sertleşmesini sağlayan ve kalp krizine yol açan bir olay. Kan yağlarının kötü olması, kan yağlarının yüksek olması, bu yağların damar içerisinde damar duvarına yerleşmesini sağlamakta ve dolayısıyla kalp krizini hızlandırmakta. Tansiyon, hipertansiyon, sigara içmek, efendime söyleyeyim. Ve ağır stres olması, stres de çok çok önemli. Obezite de önemli, efendime söyleyeyim. Yani bunlara dikkat edilmesi gerekir ve bunların da
tedavi edilmesi gerekir. Tedavi edilmediği takdirde 2-3 faktör bir araya geldiği zaman kalp krizine davet ediyor. Kalp krizinden önce de bir takım belirtiler olabilmekte bazı hastalarda. Bunlar çok önemli. Bazı hastalarda yürürken göğsüne ağrı gelir. Hastayı durdurur. Durunca hastadaki göğüs ağrısı geçer. Buna kronik stabil angina pectoris diyoruz. Bazı hastalarımızda istirahat halinde gelir. 10-15 dakika sürer geçer. Bu da kalp krizinin ön belirtileridir bunlar. Yani ileride kalp krizinin gelebileceğini gösteren belirtilerdir. Bunlar oldukça önemli. Bazen hastalarda da kalp krizi ortaya çıkar. Kalp krizi ağır olabilir, hafif olabilir. Hani bunlara girmenin çok fazla gereği olduğu kanaatimde değilim. Ama hastalarımızın böyle bir durumda hemen en yakın kardiyoloji merkezine müracaat etmeleri sağlıkları açısından çok çok iyi olur kanaatindeyim. Peki hocam, kişi kalp krizi geçirdi, tedavisi gerçekleşti, stenti takıldı diyelim. Tekrar kalp krizi geçirme gibi bir riski olabilir mi? Şunu söyleyeyim, tabii ki kalp krizi olan bir hasta anjiyo laboratuvarına alınıyor, anjiyosu yapılıyor, damardaki tıkanıklık açılıyor, balonla açılıyor ve daha sonra gerekirse üzerine stent konulmak suretiyle o damarın açıklığı uzun süre sağlanıyor. Damar açıklığı sağlandıktan sonra bu hastaları takip etmek gerekiyor. Zira hem bu damarda hem diğer damarlarda yeniden damar sertliğine bağlı tıkanıklıklar, darlıklar ortaya çıkabilir. Çünkü faktörler devam ediyor. Bu faktörleri ortadan kaldırmak gerekir ve hastaları yakından takip etmek gerekir. Bir damar, bir kalp krizi geçiren hasta ikinci ve üçüncü bir kalp krizini geçirdiği zaman mortalite daha da artıyor. Sürvi daha kısalıyor. Onun için evet risk faktörleri dolayısıyla bu hastaları yakından takip etmek gerekiyor. İkinci bir kalp krizini geçirmemesi gerekiyor. Üçüncüyü geçirmemesi gerekiyor. Bunların tabii komplikasyonları, yan etkileri çok fazla. Onun için birinciyi geçirdikten sonra hastaları sıkı takip altına almak lazım. Sıkı tedavi etmek lazım. Bu hastalara işte antiagregan tedavi, yani kanı sulandırıcı ilaçlar veriyoruz. Kan yağları yüksek ise kan yağlarını düşürücü ilaçlar veriyoruz. Stresi ortadan kaldırıyoruz. Sigarayı kesiyoruz. Şeker hastalığı varsa bunların düzene girmesi gerekiyor. Şeker hastalığının iyi tedavi edilmesi gerekiyor. Bunları mutlaka yapmak lazım. Evet. Koroner yetmezlik dedik hocam. Hı-hı. Peki koroner yetmezlik nedir? Koroner yetmezlik bu söylediğimiz şeyin diğer bir patolojik olarak anlatılan şeyi. Koroner yetmezlik hemen hemen aynı şey. Koroner yetmezliği dediğimiz zaman koronerlere yeterli miktarda kan gitmiyor, oksijen gitmiyor. Koronerdeki bir damardaki darlık nedeniyle oksijen gitmiyor anlamına gelir. Buna genel anlamda koroner yetmezliği diyoruz. Söylediğimiz gibi değişik sınıfları var. Bunlardan bir tanesi de kalp krizi, anlattığımız gibi. Kalp krizi de son zamanlarda çok sıklıkla karşılaştığımız hastalıklardan bir ani ölümler. Hemen neden ölündü dediğiniz zaman kalp krizi. Kalp krizi nedeniyle hocam. Zaten anjiyo laboratuvarlarımız birçok kardiyoloji merkezinde 7-24 saat, 7 gün 24 saat çalışıyor. Mutlaka uzman arkadaşlarımız, tecrübeli uzman arkadaşlarımız hazır bulunuyorlar. Ekip hazır bulunuyor ve hasta geldiği zaman hemen toplanılmak suretiyle gece gelirse gece, gündüz gelirse zaten gündüz ekip hazır oluyor. Birden hemen hastayı anjiyo laboratuvarına alıp anjiyosunu yapıp kalp krizini önleme yoluna gidiyoruz. Damarını açarak, onu stent koyarak veya balonla açarak kalp krizini önleme yoluna gidiyoruz. Ve tabii hasta size geldiği zaman direkt siz karar vermiyorsunuz hocam. Bir heyet oluşuyor. Tabii. Peki bu heyetten de biraz bahseder misiniz? Yani biz bilgilendirelim. Siz neler yapıyorsunuz? Şimdi yani biz anjiyo laboratuvarımızda yaptığımız bütün işlemleri olsun, kardiyolojiye gelen bütün hastaları olsun, kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi birlikte çalışıyoruz. Birlikte hastaları değerlendiriyoruz ve birçok vakada birlikte karar veriyoruz. Bir kalp hastası geldiği zaman ekseriyetle ilaçla tedavi gerekiyor. Bazen de ilacın dışında
invaziv kardiyoloji diyoruz. Kanlı işlemlerin yapıldığı kardiyoloji bölümü Anjou Laboratuvarı'nda yapılıyor. Bunları uyguluyoruz. Ve bazen de cerrahi gerekiyor. Kalp cerrahisi gerekiyor veya damar cerrahisi gerekiyor. Onun için hani kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi bir arada çalışıyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Bu hastalarımızı karar vermek aşamasında hem kardiyoloji ekibi hem kardiyovasküler cerrahi ekibi bir araya geliyoruz. Toplanıyoruz. Hastanın hastalığını konuşuyoruz. Nasıl başladığını, nasıl geliştiğini, ne gibi tedavi uygulandığını, ne gibi risk faktörlerinin bulunduğunu, ne gibi tetkiklerin yapıldığını bunları görüyoruz hep beraber. Anjiyo yapılmış anjiyosunu görüyoruz, damarlarındaki darlıkları görüyoruz ve bunları hep birlikte değerlendiriyoruz ve bazı vakaları stentle veya balonla açmak mümkün olmayan bazı vakaları cerrahiye veriyoruz. Cerrahi olarak bypass ameliyatı yapılıyor. Bunları kendi aramızda kararlaştırıyoruz, birlikte karar veriyoruz. Evet. Bazı vakalarda mesela cerrahiye vermeden biz bunu Anjiyo Laboratuvarı'nda tedavi yoluna gidebiliyoruz. Onun için bir konsey var. Evet. Bu konseyimiz de uzun süredir çalışıyor ve bunu resmi hale getirdik. Evet. Haftada bir gün toplanıyoruz ve diğer günlerde de gene birlikte oluyoruz. Gene küçük küçük konseyler yapıyoruz ama haftada bir gün toplanıp vakalarımızı görüşüyoruz. Tartışıyoruz aramızda. Tedavilerini planlıyoruz. Cerrahiye verilecek vakaları cerrahiye veriyoruz. Sonra cerrahiden çıkan vakaları tekrar görüşüyoruz. Şu yapıldı, bu yapıldı, kapağı değiştirildi veya şu kadar damarına bypass yapıldı diye bunları görüşüyoruz. Konseyimizin bu yönden faydası çok fazla ve bu konseyi de herkese açık hale getirmeye çalışıyoruz. Evet. Vakası olanlar, görüşmek isteyenler, konsültasyon yapmak isteyenler vakalarını bu konseye getirebilirler ve birlikte bunları tartışıp belirli bir sonuca bağlıyoruz. Hocam tabii siz yıllardır profesörlüğünüz ve hizmetiniz gerçekten takdire şayan ve yurt dışından da çok sayıda hasta sirkülasyonu evet, var evet. Bulunduğunuz hastanede. Bu da çok önemli. Sağlık sektörünün geldiği noktaya baktığımız zaman neler söylemek istersiniz? Şu anda şunu söyleyeyim hani seneler içerisinde kardiyoloji, kardiyovasküler cerrahi, sağlık merkezleri, teknoloji, evet. Ekipler, ekipmanlar bunlar çok çok gelişti. Çok iyi hale geldi ve bizim memleketimizdeki sağlık işlemlerinin daha ucuz olması, daha tecrübeli doktorlarımızın bulunması, teknolojimizin Avrupa seviyesinde hatta dünyanın diğer memleketleri seviyesinde, gelişmiş memleketleri seviyesinde olması dolayısıyla yurt dışı hastaları Türkiye'yi tercih ediyorlar. Evet. Türkiye'deki doktorları tercih ediyorlar. Onun için fazlaca miktarda komşu ülkelerden hatta Avrupa'dan gelen hastalarımız var. Ve bu hastalarımızı gene kardiyolojide aynı şekilde tedavi ediyoruz. Hepsi memnun ayrılıyorlar. Evet. Ve hatta oradan birçok hastayı tavsiye ederek merkezimize gönderiyorlar. Bu bütün Türkiye'deki merkezler için geçerli. Her tarafa sanırım fazla miktarda yurt dışı hastası çekebiliyoruz. Bu da memleketimizin ekonomisine bir katkı oluyor. Kanaatindeyim. Ve iyi ki varsınız hocam. Teşekkür ederim. İşinde başarılı ve hastaları tarafından da kabul gören doktorlarımızın, hekimlerimizin olması, sizler gibi bilim insanlarının olması bizleri de haliyle mutlu ediyor. Çünkü sizlerin başarısı ülkemize yansıyor. Çok teşekkür ederim. Sağlık sektörüne yansıyor. Şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Avrasya Hastanesi'ndeki kurmuş olduğunuz o konsey de çok önemli bir birim. Ve burada kardiyoloji ile alakalı her şeyi masaya yatırdığınızı bekliyoruz. Aynen öyle, masaya yatırıyoruz. Ayrıntılı bir şekilde inceliyoruz. Neler yaptığımızı, neler yapmamız gerektiğini bilimsel olarak tartışıyoruz. Evet. Bu bakımdan çok çok faydalı olacak kanaatindeyim. Bakanlık da zaten bu konuda her merkezde bir konseyin olmasını istiyor. Evet, belirli şekilde toplanmak gerektiğini söylüyor. Biz de bu yolda konseyimizi de kurduk ve geniş bir şekilde çalışıyoruz. Haftada bir günde olsa diğer günlerde de toplanıyoruz. Evet. Zaten bir aradayız.
devamlı konsey yapıyoruz. Devamlı vakayı görüşebiliyoruz. Anjiyi yapıyoruz. Anjiyodan hemen sonra cerrahiyle görüşüyoruz. Anında karar verebiliyoruz. Bazen acilen vakayı cerrahiye vermek gerekiyor. Cerrahiye veriyoruz. Bazen de cerrahi vakalarını alıp tekrar anjiyolarını yapıyoruz, değerlendiriyoruz. Onları gerekirse biz açıyoruz. Biz takip ediyoruz. Yani damarlarını açıyoruz, takip ediyoruz. Bu şekilde bir çalışma sistemimiz var. Dediğim gibi 7 gün 24 saat açığız ve çalışıyoruz devamlı. Hocam kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim. Tabii burada hasta yakınları da çok önemli hocam. Evet. Peki hasta yakınlarına neler yapmalı? Böyle bir durum karşısında kalp krizi geçirdiğini yanındaki kişinin hissettiği anda neler yapmalı hasta yakınları? Şimdi zaten halkımız işte internetin sayesinde çok fazla miktarda yayın olması sayesinde kalp krizi hakkında çok çok bilgili hale geldiler, informe edildiler. Bütün doktor arkadaşlarımız tarafından ve bu konuda çok çok bilgileri var. Eskiden olsaydı hani geçer bekleyelim, bu midedir, mide rahatsızlığıdır, mide ağrısıdır, bazen karışabilir kalp kriziyle derler, beklerler, en son anda gelirlerdi. Ama şimdi öyle değil, en ufak bir göğüs ağrısı olduğu takdirde hemen acaba kalp krizi mi diye hastanın etrafındakiler hemen hastayı getirme yoluna gidiyorlar. Bu da bizim açımızdan çok çok iyi. Onlara anlatıyoruz. Evet. Kalp krizinin nasıl olduğunu, da hastanın damarlarında ne olduğunu, nasıl daraldığını, nasıl açtığımızı, hatta bazılarına da böyle anjiyoları da gösteriyoruz. Onları tatmin etmeye çalışıyoruz, eğitmeye çalışıyoruz, öğretmeye çalışıyoruz. Yani hasta yakınlarından biz de memnunuz. Hasta yakınları da bizim onlarla anlatmamızdan, diyaloğumuzdan memnunlar. Evet, hekim hasta evet, ilişkisi. Evet, hastaları bilgilendirmek çok çok önemli. Her an, her stepte, her basamakta hastaları bilgilendiriyoruz. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diyerekten onları informe ediyoruz. Peki hocam, hasta kendine nasıl dikkat edecek? Hasta zaten bence yani hasta olmadan önce belirli check-up'larını yaptırması gerekir, evet. Belirli takiplerini yaptırması gerekir. Belli bir yaştan risk faktörleri olan hastaların bilhassa çok yakın takip edilmesi gerekir. Tansiyonları varsa tansiyonlarının, kan yağları yüksekse kan yağları yüksekliğinin tedavi edilmesi gerekir. Sigara içiyorsa kesilmesi gerekir. Stresi varsa bunların tedavi edilmesi diyeyim, düzeltilmesi gerekir. Hele hele ailesi yüklü olan kimselerin çok daha yakından takip edilmesi gerekir. Nasıl takip edilmesi gerekir? Mutlaka bir kardiyoloji merkezinde takip edilmesi gerekir. Kanaatindeyim. Tabii bayanlar da keza öyle. Belirli yaştan sonra takip edilmesi gerekir. Bilhassa menopozdan sonra onlarda da kalp krizi, koroner yetmezliği ve koroner yetmezliğinin çeşitleri çok sık görülüyor. Tansiyon vesaire görülüyor. Bunları çok çok yakından takip etmek gerekiyor. Kardiyoloji merkezlerine belirli aralıklarla gitmeleri, kendilerini tedavi ettirmeleri gerekiyor. Ve en önemlisi de dediniz hocam, sigaradan uzak dursunlar. Aynen, aynen öyle. Kilolarına dikkat etsinler. Sigara sadece kalpte bir takım rahatsızlıklara yol açmıyor. Aynı zamanda akciğerde çok fazla miktarda görüyoruz. Evet. Kanser gelişmesine yol açıyor. Onun için bütün hastalarımıza sigarayı kesmesini öneriyoruz. Hepsi de inşallah diyor. Sonra çoğu kesiyor. Ama kesmeyenler de oluyor tabii. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Peki günlük yaşam aktivitelerine ne kadar dikkat etsinler hocam? Spor yapsınlar mı? Kalp hastaları spor yapabilir mi? Şimdi şunu söyleyeyim. Tabii ki yani sporun da değişik şekilleri var. Evet. Bir kalp rahatsızlığı geçirmiş bir hastaya ağır sporlardan kaçınmasını söylüyoruz. Koroner yetmezliği olan, işte tansiyon alan hastalara düzenli yürüyüşler yapmalarını tavsiye ediyoruz. Spor aktivitelerini de kalp hastalığına, kalp hastalığının derecesine, koroner yetmezliğinin derecesine göre hastalara tavsiye ediyoruz. Hani spor zaten kalp rahatsızlığı olmadan önce mutlaka yapılması gereken bir şey. Aktivite çok önemli. Bilhassa kilolu hastalarda, şekeri olan hastalarda, evet. Tansiyonu olan hastalarda yürüyüş çok önemli. Ağır sporlardan kaçınmasını söylüyoruz. Daha çok yürüyüşü tavsiye ediyoruz. Gerekirse ağır bir takım sporları yapabilirsiniz. İşte hastalığınız yok diyoruz. Bunlara mani bir durum yok diyoruz.
ağır sporlarda yapabilecek olan hastalara müsaade edebiliyoruz. Ama yapamayacak durumda ise ona göre aktivitelerini ayarlama yoluna gidiyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Değerli bilgileriniz için, değerli vakitlerinizi bizlere ayırdığınız için çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Evet sevgili izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımızda kıymetli hocamız, kardiyoloji bölüm başkanımız, kalp hastalıklarından bahsettik, kalp krizinden bahsettik. Profesör Doktor Mehmet Meriç hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili Şifa Kapısı programı izleyenlerimiz, kalp sağlığıyla ilgili röportajlarımıza devam ediyoruz. Ve kalbimizi nasıl korumalıyız? Kalp hastalıklarından kendimizi nasıl koruyacağız? Kalp krizinden, kalp yetmezliğinden ne kadar koruyacağız kendimizi? Kalple ilgili merak edilenleri vatandaşlarımıza da soracağız. Ne kadar kendimizi koruyabiliyoruz? Efendim geçmiş olsun. Sağ olasın, teşekkür ederim. Siz tanıyabilir miyiz? Ekrem Oydeniz. Ekrem Bey, sizin rahatsızlığınız nedir? Ben kalp rahatsızlığı daha önce olmuştum. Evet. 2016 yılında anjiyo takmıştım. Evet. Stent takmıştım. Gene rahatsızlandım. Hocamın iyi davranışı ve sağlıklı bakması için buraya geldim. Mardin Nusaybin'den geliyorum. Mardin'den geliyorsunuz. Evet hocam. Mardin'den İstanbul'a tedavi için tedavi geldim. İçin geldim. İzin, senelik iznimi ayrıldım. Evet. Sırf hocanın yanına gelmek için. Daha önce bana faydalı olduğu için ben burayı tercih ettim. Mehmet Meriç Hoca'ya geldim. Mehmet Hoca'ya geldim. Evet. Memnun kaldım. Memnun kaldım. Tekrar anjiyo olacağım. Evet. Kısmet olursa gene tedavi gerçekleştireceğim. Peki sigara kullanıyor muydunuz? Sigara kullandım. 35 yıl içtim. Eyvah. 10 yıldır da bıraktım. 10 yıl oldu. Pişman değilim. Yani çok rahatlandım. Sigarayı bırakmışım. İyi ki bırakmışım. Hiç tavsiye etmiyorum. Kimse sigara içmesin. Evet. Peki kendinize dikkat ediyorsunuz. Dikkat ediyorum. Neler yapıyorsunuz? Mesela yürüyüş yapıyoruz. Spor yapıyoruz. Evet. Zaten zabıta memuruyum Mardin'de. Evet. Genellikle yürüyoruz zabıtalar. Kendinize dikkat ediyoruz. Mehmet Meriç Hoca'dan da memnun olduğunuz için Avrasya Hastanesi'ne geldiğinizi söylüyorsunuz. Evet. Peki nasıl karşılandınız hastanede? Çok iyi karşılanıyoruz. İyi davranıyorlar. Evet. Memnun kaldığımız için biz de tekrar geleceğiz. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Evet, kalp sağlığıyla ilgili konuşuyoruz. Kalbimize ne kadar bakıyoruz? Kalp sağlığımızla ilgili neler söylersiniz? Kendimizi nasıl koruyoruz? Valla biz hiç yani mesela babam şu anda 61 yaşında hiç mesela sadece ağırlaşınca geldik. Hiç yani kendimize dikkat etmiyoruz ki yani biz yani ülke olarak yani biz yok yani kendimize hiç sağlığımıza şey yapmıyoruz, dikkat etmiyoruz. Babanız hasta olduğu için geldiğinizi evet. Söylediniz. Kalp rahatsızlığı babanız. Ya babam da ayağında yara çıktı. Evet. Öyle yani biz öğrendik sıkıntı olduğunu. Daha önce işte 2-3 ay önce diğer bir hastanede anjiyo olmuştu. Evet. Sıkıntı çıkmadı. Sonra başka bir hastaneden yönlendirdiler bizi buraya. Ve doktorumuzdan da Allah razı olsun Habib Bey. Evet. Yani çok memnun kaldık. Yani hasta bakıcılarından, herkesten ayrı ayrı Allah razı olsun. Peki babanız nasıl dikkat ediyordu kendine? Dikkat etmiyor muydu? Tabii ki de etmiyordu. Babam hem tansiyon, şeker, kolesterol hastasıydı. Evet. Ya hala da mesela öyle yediğine içtiğine dikkat etmez. Diyet mesela veriyor doktor. Asla etmez yani. Şey yapmaz, dikkat etmez. Sigara kullanıyor mu? Kullanıyordu bir iki yıl önce falan. Yani son raddeye gelince bıraktı. Evet. Sigarasını bıraktı. Bıraktı çok şükür. Tedavisini aynen. Alıyor. Şu anda Avrasya Hastanesi. Evet, evet. Peki neden burayı tercih ettiniz? Vallahi biz yani öyle nasıl demin dediğim gibi doktor bey bizi buraya yönlendirdi. Yani evet. İyi ki de burayı yani yönlendirmiş. İyi ki geldik diyorsunuz. Evet, evet. Bahçelievler'de mesela özel lüks bir hastaneye gittik. Mesela bu kadar memnun kalmadık biz. Yani teşekkür ederiz. Vallahi biz hasta bakıcılarından, doktorumuzdan mesela demin kapısına vurduk, içeri girdik. Görüşebildik. Evet Sevda Hanım'dan teşekkür ediyoruz. Evet. Mesela demin geldik yeğenleri yoğun bakım kapısı. Mesela el salladık. En azından babamızı görebiliyoruz bir. Evet evet. Aynen. Evet mesela diğer yerlerde böyle bir şansınız olmuyor. Tabii burada hastaya verilen moral de çok önemli. Aynen evet ya elinden gelen her şeyi yapıyorlar Allah razı olsunlar. Yani yine bir sıkıntımız olsa yine burayı yani artık alıştık buraya. Aile hastanemiz oldu. Tabii ki aynen teşekkür ederiz. Peki. Evet sizi de tanıyabilir miyiz? Vallahi kardeşim ben
Karadeniz'den geldim. Karadeniz'den geldim. Hoş geldiniz. Karadeniz'in neresinde? Vallahi bizim Kastamonu diye geçiyor. Evet, Kastamonu'ndan geldiniz. Hoş geldiniz. Bu hafta konumuz kalp sağlığı. Var mı yakınlarda kalp rahatsızlığı geçiren? Kardeşim var işte bacak damarından. Oldu, anji oldu. Anji oldu. Evet. Şu anda bu hastanede. Bu hastanede. Siz de ziyarete geldiniz. Evet, ben de köyden ziyarete geldim. Hoş geldiniz. Peki kardeşiniz sigara mı içiyordu? Kendine bakmıyor muydu? Genetik mi? Ya kardeşimin de hanımı öldü. Bayağı oldu. Evet. Stres. Evet, evet, evet. İşte biraz öyle bir şeyle. Hayırlısı Allah'tan be kızım be. Geçmiş olsun diyelim. Sağ ol. Peki Kastamonu'ndan geldiniz. Evet. Şu anda da Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Nasıl, evet. Hastanızla ilgileniyorlar mı? Memnun Allah kaldınız. Allah razı olsunlar. Çok ilgileniyorlar. Girdim yanına, hemen gelir gelmez girdim. Koydular yanına beni. Uzaktan geldim dedim. Evet. Nasıl güzel bakıyorlar. Dertimiz her taraf güzel bakıyorlar. Allah razı olsunlar, sağ olsunlar. Yani kalbimize elimizden geldiği kadar dikkat ediyoruz. Zaten insan vücudunun en önemli organlarından bir tanesi kalp. Ya bu kesinlikle dikkat edilmesi gereken şeyler. Hususlarda şunlardır bana göre. Başta spor yapmak, sigara içmemek. Ben sigara içmeyi de ona bağlıyorum. Bunlara dikkat ettiğimiz zaman herhalde umut ediyorum ki kalbimizle alakalı bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz. Hastanemize gelince daha doğrusu diyelim. Biz 4 gün oldu buradayız. Hastamız var burada, dayım yatıyor. Sağlık durumu çok iyi. Allah razı olsun herkesten, doktorlardan. Hastanede bana göre yani 10 numara bir hastane. Bu hastanenin devamını da diliyoruz zaten. Çoğalmasını isteriz. Tabii kesinlikle tavsiye ederiz. Yani ilgi alaka doktorlar olsun. Şu anda mevcut durduğumuz odamız olsun. Yani her şekilde 10 numara bence yani. Herkese teşekkür ederiz. Bütün yönetime, sizlere, herkese teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, bu hafta kalp sağlığından bahsediyoruz. Kendimize ne kadar dikkat ediyoruz? Sanırım etmiyoruz. Çocuklarla boğuşmaktan kendimize zaman ayıramıyoruz. Evet, kaç çocuğunuz var? 3. 3 çocuğunuz var maşallah. Evet, biri 8 aylık, 10 yaşında, 9 yaşında. Ooo, üçü de birbirinden tatlıdır. Evet, yani bebeğimiz de içeride işte o rahatsız var, o yüzden geldik. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Neden peki bu hastaneyi tercih ettiniz? Yani civardaki en iyi bu ilgilenilen yer. Yani bilmem, alışkanlık oldu herhalde, sürekli buraya geliyoruz. Doğum doktoru da burada olduğu için o kontrollerini yapıyor. Doğumunuz da burada oldu. Hı-hı. 8 ay önce burada. İşte o yüzden buraya geliyorum. Nasıl peki? Yani yok, iyi. Memnunuz. Yani doğum doktorumdan çok memnundum zaten. Kadın doğumcudan. Çocuk doktorundan da memnunuz. Yani daha rahat ifade edebiliyoruz. Ne istediğimizi sorabiliyorum. Hani çünkü çok soru soruyorum. Aynen. Yani kafamda ne varsa soru benim için önemli olan o. Yani sormam lazım. Hani şimdi başka ektiğin zaman hani soramıyorsun. Sorduğunuza rahat cevap alıyorum. Ve alıyorum. Alıyorum yani, telefon açsam da getirsem de rahat cevap alıyorum. O yüzden de alakta diyorsun. Evet, o yüzden. Peki efendim, geçmiş olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Efendim geçmiş olsun. Teşekkürler, sağ olun. Evet, bu hafta konumuz kalp sağlığı. Ne kadar dikkat ediyoruz kendimize? Oldukça dikkat etmeye çalışıyorum. Mesela neler yapıyorsunuz? Daha çok yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüş, evet. Onun dışında yani sürekli hiç oturmuyoruz neredeyse. Hareketli bir bayan. Evet. Peki bebeğiniz var herhalde. Evet, ikincisini bekliyoruz. Maşallah, hayırlı uğurlu olsun. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Konforlu, doktorlarımız çok iyi. Evet. Özellikle Doktor Stepan Sunay'a geliyoruz, Ersin Hanım'a geliyoruz. Yaklaşık 7-8 yıldır burayı tercih ediyoruz. Tavsiye eder misin? Tabii herkese. Konforlu, temiz, hoşgörülü insanlar. Bu kadar. Doktor hasta ilişkisi çok önemli. Evet. Çok evet. Önemli. Ve süreklilik aynı doktorlar olduğu için bu yüzden de tercih ediyoruz. Doktorlarımızdan çok memnunuz. Peki efendim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Evet kıymetli izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımız devam ediyor ve misafirlerimizle röportajlarımıza devam ediyoruz. Efendim geçmiş olsun öncelikle. Teşekkürler, sağ olun. Evet, bu hafta kalp sağlığından bahsediyoruz. Kendimize ne kadar dikkat ediyoruz? Ediyorum edebildiğim kadar yani. Neler yapıyorsunuz? Ya, sigara içmiyorum zaten, alkol kullanmıyorum. Yani yemeklerimde de
hani sebze ağırlıklı yapmaya çalışıyorum. Onun dışında zaten belli ortamlara girmiyorum. Sigaranın olduğu ortamlara falan. Aklıma gelen bunlar. Yani spor yapmıyorum ama yürüyüş yapıyorum yani yapabildiğim kadar hani. Yürüyüş çok önemli. Evet. Yani bir yerlere giderken sürekli araba kullanmıyorum mesela. Evet. Yürüyerek de gidiyorum tempolu. Onun dışında organik şeyler almaya çalışıyoruz diyoruz ama hangisinin organik olduğunu kimse bilmiyor. Evet. Ama bilebildiğimiz kadar almaya çalışıyoruz. Taze mevsiminde şeyler almaya çalışıyorum. Evet, aynen. Mevsiminde olanları kullanıyorum ve yani o gün yapacağım şeyleri bir gün önce almaya çalışıyorum. En azından böyle bir hafta 10 gün bekletmiyorum dolapta. Onlara dikkat ediyorum. Birçok hastalığın açıkçası davetlisi de stres. Peki, stresten uzak durabiliyor muyuz? Tabii ki hayır. Evet. Yani diğerlerini belki tolere etsin diye. Yani çünkü çok stresli bir insanım. Ama aslında şu an çalışmıyorum. Eskiden bankacıydım. Çok fazla stresim vardı. Bankanın en son yani işten çıkmadan önce Bülent Bey'i tanıdım. Genel cerrahımız. Midem çok stresten mahvolmuş durumdaydı. Yemek yemiyordum. Geldim sağ olsun tedavi etti beni. Ondan çok memnunum. Hastanemizden de memnunum. Ondan sonra stresim çocukla ilgili olmaya başladı. Hani ufak şeyler oluyor. Mesela aklım kalıyor diyorum. Acaba okulda ne yaptı? Şöyle mi böyle mi? Öyle insan kafasına takıyor ama takmaması lazım. Onu da biliyorum. Evet. Ama işte takılıyor. Yani karakter meselesi aslında. Gördüğünüz kadarıyla da bilinçli bir hanımefendisiniz. Evet teşekkür ederim. Elimden geldiğince bilinçli olmaya çalışıyorum. Peki şu anda Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Neden Avrasya Hastanesi'ni tercih ettiniz? Doktorumuz, genel cerrahımız Bülent Öztürk. Biz ailece geliyoruz zaten. Ben kendisini bir 5-6 senedir tanıyorum. Çok ilgili, alakalı. Yani teşhisleri de çok iyi. Zaten ailede endoskopi yapmadı. Bir annem kaldı. Babam geldi, eşim geldi. Şimdi kardeşim endoskopi için geldi mide konusunda. Yani herhangi bir şey olduğunda teyzem de geldi başka bir ameliyat için. Beni de ameliyat etti 2 kere kendisi. Onun için çok memnunum yani Bülent Bey'den. Öyle. Onun için geliyorum yani. Yani herkese de tavsiye ediyorum. Doktorların hastalarla olan ilişkisi düzgün olduğu için, verilen sorulara cevapları, yanıtları çok rahat, istediğiniz zaman soruyor biliyorsunuz. Mesajla gerekirse kendisine ulaşabiliyorum. Çok cana yakın zaten. Gelen bir daha gitmiyor. Burası hep yoğun. Bugün neyse ki şansımıza hava belki soğuk diye biraz daha boş. Kardeşim şimdi endoskopi oldu. Sonuçlarına bakacağız. Sonra gideceğiz bize. Onun için geliyorum yani. Peki efendim. Teşekkür ediyorum ben geçmiş size. Teşekkürler. Yani. Sağ olun. Efendim geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet. Kalp sağlığından bahsediyoruz. Kendimize ne kadar bakabiliyoruz? Sağlıklı yaşayabiliyor muyuz? Valla maalesef yaşayamıyoruz. Günümüz şartlarında bunun da çok zor. Şöyle söyleyeyim. Ben kızlarımdan örnek vereyim. Ben 2 gün evvel 4 tane hastaneye gittim. Devlet hastanesine hiçbir problem. Yani problemine çözüm bulamadım. Daha sonra tavsiye üzerine ben Arman Bey'e geldim. Sağ olsunlar sabah 10'da geldim ama 2 saat gibi bir zamanda bütün problemlerimi hallettim. Ben hastaneden memnunum. Hastaneden memnunum. Şöyle, ben daha evvel babam da bu hastanede tedavi gördü. Benim burada kız kardeşim var, eniştem, kız kardeşim, herkes burada tedavi görüyor. Ben kendim 4. cemaatte oturuyorum. Bana yakın çok güzel hastaneler var. Ama buranın doktorlarına bana çok tavsiye ettikleri için ben de burayı tercih ediyorum. Evet, kızınıza dahil dediniz. Evet, aynı şekilde kızıma da. Kızımın çok bir rahatsızlığı vardı. Gittiğim sadece tedavisine cevap alamadık. Herhangi bir rahatsızlığı ilgilenmediler. Şöyle bakın hastanesine gittim. İlgi alanıma girmiyor dedi. Urolojik bir hastalık. Beni gönderdi. Orada doktor böbreklerinden rahatsız dedi. En son kızdım. Ve bugün dün kendisinin ameliyatı vardı Arman Bey'in. 2 tane ameliyatı vardı. Dün getirecektim ama olmadı. Bugün kendisi müsaitti. Bugün sabahleyin getirdim. Ultrason istediler, şunu istediler. Tahlilleri, şu problem bir. Ben sabah saat 10'da geldim ve 2 saatte sorunuma çözüm buldum. Efendim geçmiş olsun. Sağ olun, çok teşekkürler. Evet, bu hafta kalp sağlığından bahsediyoruz efendim. Kendimize ne kadar dikkat ediyoruz? Valla kendimize yeteri kadar dikkat etmiyoruz yani. Neden? Çünkü eşim rahatsız olduğu için burada tedavi görüyoruz biz. Ondan şimdi ilgileniyoruz.
Burada Habip Hoca'da tedavi oluyoruz. Kalp rahatsızlığı. Kalp rahatsızlığı. Neyi var efendim? Anji oldu. Anji oldu. Ondan sonra şimdi işte devamlı gelip gidiyoruz buraya. Hem de tabii ciğerlerinde de tabii su birikiyor. Ondan sonra burada tedavi oluyoruz yani. Peki neden kalp rahatsızlığıyla karşılaştı eşiniz? Onkoloji hastası. Kemoterapiden sonra şey yaptı yani, karnı şişti. Şişince tabii ki ciğerlere vurdu. Evet. Geçmiş olsun. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Nasıl da memnun kaldınız mı? Çok memnunuz. Neden burayı tercih ettiniz? Vallahi biz Habip Hoca'dan çok memnunuz. Çok memnunuz. Devamında buraya gelip gidiyoruz. Ben de şimdi fiziğe geldim yani. Siz fizik tedaviye evet, geldiniz. Evet. Evet, biz burada tedavi oluyoruz. Evet, biz burada. Aynen. Aynen. Aynen, biz burada tedavi oluyoruz. Aile yani, hastanenizdeyiz. Aynen. Aynen. Biz burada yani çok memnunuz. Doktorlarımızdan. Peki, memnunuz. Tavsiye eder misiniz hastaneyi? Ederim. Doktorlarımızın evet. Dediğiniz zaman da evet. İletişime geçebiliyor. Evet, evet, evet. Biz geçiyoruz. Çok da ilgileniyorlar. Allah bin kere razı olsun. Yani çok memnunuz. Peki efendim. Biz memnunuz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenlerimiz, yine yeni bir Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Bu hafta da kalp sağlığından bahsettik. Profesör Doktor Mehmet Meriç hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Halkımızla röportajlarımızda sizlerle birlikteydik. Bizler ne diyoruz efendim? Şifa dolu günler diliyoruz. Hastalandığınız zaman Şifa Kapısı'na geliyorsunuz. Neresi? Avrasya Hastanesi'ne. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın. Evet kıymetli izleyenlerimiz, bu hafta da Şifa Kapısı programımızın sonuna geldik. Bu hafta konumuz kalp sağlığıydı ve kalp konseyi ile ilgili konuştuk. Profesör Doktor Mehmet Meriç hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Halkımızla röportajlarımızı paylaştık. Halkımızdan mesajlar aldık. Hepinize şifa dolu günler diliyoruz. Hastalanmayın. Hoşça kalın, dostça kalın, saygı ve sevgiyle kalın. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken, Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda, hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı, ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalye ile geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17 bin metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan
bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 5050.